Evet. Saygı değer meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim, doğa ve yaşam kavramlarına geometrik tasarımları ve Türk halı sanatından örnekler konulu konferansımıza hoş geldiniz. Bu hafta Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü halı kilim, eski kumaş desenleri ana sanat dallarından doçent doktor Hakan Çiloğlu konuğumuz. İlk başta kendisine davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Hocamızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Hocamız İstanbul'da doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel El Sanatları bölümünden mezun oldu. Aynı yıl bölümün yüksek lisans ve araştırma görevlisi sınavlarına kazandı. 1992'de de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans, 1996'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sanatta yeterlikten mezun oldu. 1999 yılında öğretim görevlisi, 2003 yılında yardımcı doçent, 2020 yılda da doçent unvanını aldı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim Eski Kumaş Desenleri Ana Sanat Dalı öğretim üyesidir. Teorik ve uygulamalı tasarım ve kültür derslerini vermektedir. Sunumumuza başlayabiliriz hocam. Bu şekilde mi paylaşım yapayım yoksa full mü Evet hocam. yapayım? Yok olur. Full de yapmak isterseniz sizin inisiyatifinizle. Anladım. Böyle kalsın. Hem takip Tamam. de etmiş oluruz. Tamam hocam. Şimdi tabii konu oldukça derin ve farklı örneklerle ve farklı boyutlarla bu konu açıklanabilir. Fakat hani hem izleyenleri sıkmamak adına hem de akıcı olsun diye bir ucundan tutarak bunu anlatmaya çalışacağım. Faydalı olmasını düşündüğüm tarafı doğayı gözlemleyerek tasarımlara nasıl bunu kullanabiliriz? Tasarımlarda nasıl başarıyı yakalayabiliriz? Ve geçmişte neler yapılmış bu anlamda? Bu önemli bizim için çünkü mesela örneğin halı sanatına baktığımızda hiçbir geçmişte görsel sanat eğitimi almamış kişiler çok başarılı geometrik halılar yani kompozisyonlar yaparak üretimler ortaya koymuşlar ve burada geometrik formları gerçekten doğru kullanmışlar kavramsal özellikleriyle. Şimdi doğaya baktığımız zaman bu doğayı iki şekilde ele alabiliriz. Bir buradaki görünen doğadaki görünen unsurları geometriyle bağdaştırarak açıklayabiliriz. Artı bunların doğadaki etkilerini geometrik olarak açıklayabiliriz. Yani görünen ve görünmeyen yüzünü olarak ayırabiliriz bunu. Ben burada ikisinden de bahsetmeye çalışacağım. Doğaya baktığımızda doğa bize 365 gün 24 saat her saniyesi değişen görünümler sunmakta ve bu görünümler hiçbir zaman bir daha tekrarlanmamakta. Yani bir pencereden baktığımızda bir esen rüzgar bile görüntüyü değiştirir. İşte güneşin oradaki hareketleri, bir bulutun kayması bize sürekli yeni bir tablo gibi görüntüler ortaya sunmakta. Ve bunu yaparken zaman kavramı içinde bunlar şekilleniyor. Biz buna aslında yaşam diyoruz. Ve kendi hayatımız doğrultusunda bunları yaşam olarak nitelendiriyoruz. Yani yaşamın bölümleri olarak nitelendiriyoruz. Yaşam bir sistem içindeki maddesel varlıkların gelişme, çoğalma, işte çevresiyle olan ilişkisinin şimdiki zamana kadar miktarları değişen evrelerini kapsamakta. Hareket, enerji, aktiflik, büyüklük ve bunların karşılıklarıyla birlikte bir kavramlar dünyasının bütünü aslında. Yaşam tabii hayatın bir parçası. Yani hayat mesela örneğin şöyle diyebiliriz. İşte hayatını kaybetti ya da hayatını yaşıyor gibi bakın hayatını yaşıyor dediğimiz zaman yaşam hayatın içinde demektir. Bu da zamana bağlı. Her varlığında kendi zamanları var. Bu bir gerçek.
Burada görüldüğü gibi aynı görüntünün, yani aynı bakış açısının Süleymaniye Camii'nin gün batımına yakın ve gün batımındaki renk değişimleri bize yeni görünümler ortaya sunmakta. Yine sahilden görünümler sabah, gün batımı ve akşam görünümleri. Tabii bunlar olurken, bu geçişler miktarlar oluşturuyor. Yani şöyle, bunlar uzak, yakın, azlık, çokluk, küçük, büyük, ağır, hafif gibi, açık, koyu, bütün bu kavramlar yaşamın içinde şekilleniyorlar. Aslında bunların hepsi olurken en önemli konu başlangıç ve bitiş kavramları. Yani bir şey başlıyor ve bitiyor. Bütün bu yaşam kavramları bu başlangıç bitiş kavramları içinde yer alıyor. Burada bir yaprağın dökülmesi, burada kar taneleri, kar bir banka yağmış, yine bir ağaç dibine miktar olarak yağan kar aslında bize hiç yabancı değil, resimde kullandığımız ton değerlerini oluşturuyor. Bunların hepsi de kendi içinde yine sertlik ve yumuşaklıklar içeriyor. Mesela buradaki görüntü daha yumuşak bir görüntüyken buradaki daha sert bir görüntü. Neden? Çünkü soğuk olduğunu bunu biliyoruz en azından. Burada değişen miktarları yine görmekteyiz. Bir balık teknesinin denize vuran gölgesi veya bir pas zamana bağlı bize yine miktarları sunmakta. Tabii aslında baktığımız zaman bütün bu değişen miktarlar aynı sözü söylemekte. Yani yaşamdaki o ya da şöyle söyleyelim, hayattaki o yaşam süreçleri içinde aktiflik ve durağanlıklarla, o miktarlarla değişen yaşamda hepsi söylemleri aynı fakat farklı enstrümanlarla çalınan ve farklı bir şekilde anlatılan ifadeler gibi bunu açıklayabiliriz. Burada balıkların bir limana sığınması ve açığa doğru geçtikçe azalan miktar etkisi, yaprakların dökülürken buradaki ton değerleri, yine hepsi aslında aynı sözleri bize söylemekte. Baktığımızda sonbaharda esen rüzgarlar önce üst yaprakları düşürüyor, sonra aşağı indikçe, sırası geldikçe düşürmeye başlıyor. Burada da aynı şekilde. Veya bir kıyıya vuran bir dalganın o damlacıklarında miktar etkisini görmekteyiz. Yine ton değeri gibi bize miktar değerleri oluşturmakta. Tabii hayat, baktığımız zaman bize başlangıç ve bitiş etkisi sunarken, burada yeni yapraklar bir palmiye ağacında, geride kalan yok olmuşluk farklı yaşamlara da ev sahipliği yapıyor. Burada ben sabah yürüyüşleri, işte gece yürüyüşleri yaptığımda hep fotoğraflar çekmişimdir. Ya düşündüğüm fotoğrafları çektim ya da beni düşündüren fotoğrafları çektim. Bunlar beni düşündüren fotoğraflardı. Burada mesela bakalım, işte bazen hiç ummadığımız bir yerde hayat buluruz ya da bulduğumuzu zannederiz. Doğayla hepimizin aslında bildiği şeyler bunlar. Geride bizden bir şeyler kalmasını isteriz. Bunlar palmiyenin tohumları. İşte yaşananlardan da geriye burada ton değeri olarak izler kalır. Bunlar daha eski zaman. Bu daha yeni bir zaman tabii ki. Yaşam tabii zor koşullarda aslında hayatta kalmayı başarabilmektir. Burada çok sıcak bir kumdu bu. Üzerine gerçekten hani basılamayacak derecede o gün sıcaktı. Burada bir ayçiçeği kumun üzerinde hayat bulmuş. Burada da yine çembel taşla çekmiştim. Çok küçük bir eski taşın arasında bu bitki hayat bulmuş. Tabii zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi. Doğada form bütünlüğü var. Yani bu palmiyenin gövdesiyle yaprakları birbirleriyle aslında benzer görünümdeler. Yine buradaki ağacın veya çiçeğiyle bitkinin
görünümleri birbirini teyit ediyor. Aynı şekilde başka bir palmiye cinsi ağaçla çiçeği aynı tarzda. Bunlar kompozisyonlarda çok önemli. Kompozisyon bütünlüğü açısından da. Tabii bunlar yapılırken bu buradaki palmiye yaprakları veya çiçekteki bu özellikleri formlarla, geometrik formlarla açıklamak mümkün. Bir geometrik formlara da bir göz atalım kısaca. Bildiğimiz gibi kare, üçgen, daire üç ana form olarak biliyoruz. Kare genel bir formdur. Üçgenler ve daireyi kapsar. Bu nedenledir ki arsalar bize geniş alan sunduğu için şehir planlamaları kareden daha çok tercih edilir veya da dikdörtgenden. Kare 3 ana form içinde 90 derecelik yapısıyla zemine sağlam oturur ve bu yapısıyla güven hissi oluşturur. Bundan dolayı da kullandığımız masa, sandalye, binalar, her türlü kullanıma dönük eşyalar, içinde durabileceğimiz her şey kare ve kareden türeyen dikdörtgenden yapılmıştır. Şunu söyleyeyim burada. Üçgeni daraltabiliriz, uzatabiliriz. Fakat kare ve daireyi ancak küçültebiliriz. Burada mesela daireyi küçültüyoruz. Fakat yani deforme etmediğimiz sürece, üçgen ise öyle değil. Üçgen geniş tabanıyla zemine çok sağlam oturan bir form aslında. Fakat kullanım olarak çok elverişli değil. Bu sivri yapısıyla sertlik içerir, aktiflik içerir. Bundan dolayıdır ki yönlendirme tabelalarında üçgen kullanılmıştır. Dikkat gerektiren konularda üçgen kullanılmıştır. Buradaki bakın mesela tabelaların hepsi aslında hayati önem taşıyan uyarılar içermekte ve radyoaktif gibi, işte bir hayvanın çıkabileceği gibi, kaygan zemin, bunun gibi pek çok özellik. Dolayısıyla üçgen aktiflik içerir, sertlik içerir, sert bir formdur. Doğada sertlik, hayvanların da sertlik içeren bölümleri üçgenlerden oluşur. İşte bir balığın, yırtıcı bir balığın dişleri, bir ya da bir kedinin ya da bir kuşun gagası üçgenden oluşmaktadır. Buna diğer örnek olarak doğadan dağları, tepeleri örnek gösterebiliriz. Yine buna uygun olarak da dağların tepelerindeki buzlar üçgenle ifade edilebilir. Aşağıya indikçe, bakıldığında dağlardan aşağı indikçe yumuşaklık hakim olmaya başlar. Hem hava olarak hem de görüntü olarak ağaçlar başladığı zaman artık yumuşamaya başlamış demektir. Daire üçgen gibi sert bir form değil, kare gibi de değil. Fakat yumuşaklık hissi veren bir form. Bundan dolayıdır ki hareket içerir aynı zamanda. Hareket hissi verir ve fonksiyoneldir de hareket konusunda. Bu nedenle hareketin arzu edildiği yerlerde daire formu kullanılmıştır bildiğimiz üzere. Ve doğadaki canlılara da baktığımızda tohumlar dairesel formdadır. Çünkü rüzgar ve suyla birlikte uzaklara erişip orada yaşama şansı bulsunlar ya da canlılar yumurta olmak üzere dairesel formda dünyaya gelirler. Hem sevimli bir görünüm sergileyerek yaşama şansı bulur. Sevgiyi, ilgiyi de üzerine çekerler. Bu resimlemeler arasında doğayı eğer resmetmek gerekirse çocukların resimleri gerçekten bu konuda en tarafsız olan resimlerdir. 3-5 yaş arası örneklerde bakın aynı şekilde bir kuşun gagası üçgen, hareketli daireden kuşun kafası, gövde yine hareketli form olarak yani aktif uçuşu sağlayan kanatlar üçgen, arabada ise dikdörtgen form durağan tekerlekler
dairesel formda. İnsana geldiğimizde insanın gövdesi durağan kare dikdörtgen, baş kısmı ise yarım daire olarak hareketli form. İlerlediğinde ise tabii bilgi de artıyor, resimleme yeteneği de artıyor. Bu sefer buradaki örnekte boğa hareketli tabii, aktif, hırçın. Dolayısıyla üzerinde matador burada, onunla bir yarış halinde, mücadelede, üzerinde kalma mücadelesi. Otomatikman aktif form, üçgen ve buradaki ardı ardına gelen ve kesik çizgiler ve devamında da hareketli. Zamanı tabii belirlemekte. Yine buradaki boğanın boynuzlarındaki üçgen, boğanın başının hareketli, aktif olduğunu simgelemekte. Renklere geldiğimizde, üç ana renk olarak baktığımızda, bildiğimiz gibi sarı, kırmızı ve mavi, ara renkler ise yeşil, mor ve turuncu. Bunların kavramsal özelliklerinden bahsetmeden önce, tabii ki yine bildiğimiz gibi ara renklerin değerlerinden bahsedeyim. Bir ana renk karşısına gelen ara tonla birleştiğinde komplementer renk olarak siyahı verirler. İşte doğada çok örnekleri var. Ben hani koymak istemedim. Mesela mor menekşenin ortası sarı tomurcuklar içerir. Ya da turuncu sarı çiçekler olsa bile soğuk renk olarak, yine komplementer başka bir renk olarak yeşil bulunarak dengeyi sağlar. Burada kırmızının tersi yeşil, mavinin turuncu, sarının da mor olarak komplementer renklerdir. Bunlardan bir çalışma yapılmak istendiğinde, eğer renk değerleri, miktarları aynı tutulursa tehlike içerir. Çünkü gözü rahatsız edebilir, bakışı şey yapar, gezdirir, yani gözü bozabilir. Sarı önemli çünkü doğanın rengidir sarı. Doğaya hayat verir. Şimdi burada bakıldığında sarı ve kırmızı tabii sıcak renk, mavi soğuk renk. Fakat burada en sıcak renk turuncudur aslında. Fakat aktiflik olarak baktığımızda sarı gerçekten aktif bir renktir. Kırmızı ise durağan bir renktir. Bu nedenle üçgenle aktif olan sarı rengi, aktif form üçgenle hani bağdaştırabiliriz. Durağan form olan kareyi, yine durağan renk olan kararlı ya da form olan kareyi, durağan form olan durağan renk olan kırmızıyla bağdaştırabiliriz. Mavi, bildiğimiz gibi deniz mavi, gökyüzü mavi bize yumuşaklık hissi verir. Daire de hem yumuşaklık hem hareketti. Yine mavi ile özdeşleştirebiliriz bunu. Zaten çocuklara da bir eline kağıt kalem boya verseniz, yağmur damlaları yapın deseniz, yağmur damlalarını otomatik olarak mavi renkle boyama ihtiyacı hissedecektir. Doğaya geldiğimizde ise, şimdi ilkbahar mevsimindeyiz, hepimiz gözlemliyoruz. İlk çıkan yapraklar sarı yansırlar. Yani şimdi yapı marketlerinde de bir gün ışığı yazar aydınlatmalarda, bir de beyaz ışık yazar. Beyaz ışık yaşam ışığı değildir. Yaşam ışığı sarı renktir. Dolayısıyla sarının olduğu yerde hayat var demektir. Buradaki örneklere baktığımızda yeni çıkan yapraklarda sarı faktörünü görmekteyiz. Gün doğumuna geldiğimizde gün doğumu turuncu sarı değerlerde doğar ve çok hızlı yükselir. Tıpkı bir bebeğin göz açıp kapayana kadar, yani 2-3 ayda 2 misli kiloya erişmesi gibi çok hızlı yükselir. Ve hissetmezsiniz bile. Şimdi önümüzdeki, yani bu ilkbahar dönemlerinde yapraklara bakın. Gözünüzün önünde süratle büyüyecektir ağaç yaprakları. Hissetmeyeceksiniz bile. Fakat gün batımı ise o şekilde değil. Gün batımında kırmızıya dönerek batar güneş. Yani kendini an ve an hissettirir. Bunu şöyle açıklayabiliriz mesela, benzerlik olarak. Bir yapraklar var diyelim ki. Sonbahara döndüğünde yapraklar
bizim ilkbaharda hissetmediğimiz, o büyüyüşünü hissetmediğimiz yaprakların sonbahara döndüğünde onların o sarardığını, renk değiştirdiğini ve artık o dökülmeye yüz tuttuğunu görürüz. Bize kendisini hissettirir ve sonrasında zaten bir rüzgar eser ve onu düşürür dolayısıyla. Bundan dolayıdır ki ben burada yazdım, güneşin doğuşu ve batışı arasındaki bu çizginin, yani o hayata dokunan çizgisinin hissedemeyenler hayatı gerçekten hani diğer canlılar gibi yaşamış demektir. Doğadaki bu olayların, bu başlangıçtan bitişe geçen o miktar etkilerini biraz düşünmek de gerekir. Bakalım şimdi. Evet, şimdi eğer biz bir olayın başlangıç ve sonunu biliyorsak, bu her şey için geçerli. Örneğin gün işte doğudan doğar, batıdan batar. İşte bir gün 24 saattir. İşte güneş doğdu, battı. Bunların sonunu biliyorsak, bunlar nasıl bir etkiye sahip olurlarsa olsunlar, yani nasıl bir yaşam faktörüne sahip olurlarsa olsunlar, işte burada öncelikle güneş doğdu, ısı ve ışık miktarı az, giderek yükseldi ve battı kırmızıya dönük olarak. İşte burada sertlikler içerebilir, mevsimlere göre daha işte burada gün batımında bulutlar bize kendini daha fazla hissettirebilir, gün şeyini batımını bize daha özel gösterebilir. Her ne olursa olsun bu bir yaşam çizgisidir bunlar ve bu zaman içerdiği için ve bir hayat çizgisi oluşturduğu için aslında bütün bu hareketlere rağmen kare gibi durağan bir yapıya sahiptir. Yani şimdi ilerideki paylaşımlarda da göstereceğim, burada bahsedeyim. Biz mesela bir gözden bahsedelim. Orada hızlı geçmiş olurum, yeri gelmişken söyleyeyim. Bizim gözümüz, şimdi ben gözlük takıyorum. Neden? Eskiden gözlük takmıyordum. En küçük mesafeyi bile yakından görebiliyordum. Halbuki fokus özelliği kaybolduğu için şimdi yakın gözlük takma ihtiyacı hissettim. Şimdi bebeklerin de bakıldığında ilk doğduğunda gözleri çok az görür. Sonrasında büyümeyle beraber buradaki etkiye istinaden aynı güneşin yükselmesi gibi bebeklerin de çocukların da gözleri en iyi duruma gelir. Yaş ilerledikçe de görme kabiliyeti düşer. Biz sabah uyandık. Güneşin ışık ve ısı etkisi az. Bizim de enerjimiz az. Gün içinde yükseldi. Ve akşam oldu, güneş battı, insanlar da enerjisi düştü ve sonrasında uyudu gibi. Burada yaşam faktörlerini değişik basamaklarla göstermeye çalıştım. İşte buna biz her şeyi söyleyebiliriz. Suyun buhardan su, kar ve buza dönüşümü, sonra erimesi, bir yaprağın işte olgunlaşıp düşmesi ya da İstediğiniz gibi nitelendirebilirsiniz. Her biri de kendi zamanını içerir bunlar. Hiçbirinin zamanı birbiriyle aynı değildir. Zamana baktığımızda hayat çizgisi ve içindeki bu yaşam olayları işte burada aktiflik ve yani sertlik ve yumuşaklıklar içerebilir. Dolayısıyla bunlar işitilir, görülür olsa da aslında yaşam soyut bir kavramdır bakıldığında. Biz bunu yani yaşamı göster dediğimizde biz bunu bazı şeylerle gösterebiliriz. Aslında yaşamı biz en basit, en küçük varlıklarda görebiliriz. Hani bunu illa yaşamı veya hayatı görmek için onun hayat sürecini takip etmemize gerek yok. Burada gördüğümüz gibi bir yaprakta biz hayatı görebiliriz. Bakın, başladığı aktifliklerle en tepeye ulaştığı ve sonradan tekrardan kompozisyon tamamlandı. Burada çınar yaprağı, gül yaprağı gibi ya da bir ağaç bakıldığında bakın ilkbaharda yeni sarı etkisi. Tabii zaman kavramı nerede burada? İçeriye doğru girdikçe. Çünkü bu her bir dal yükseldikçe bir yeni etkiler zaman içeriyor.
İçeriye indikçe de tabii buradaki etki, bu güçlü etki düşecek. Buradaki bu yaprak gruplarına baktığımızda her bir yaprağı farklı hayatlar gibi düşünebiliriz. Burada da tekrardan başlayan işte yaprak, bunu tek tek de inceleyebiliriz. Ya da yaşamın ya da hayatın farklı bölümleri olarak yükselen ve inen yapısı gibi düşünebiliriz. Aslında bunların hepsi bize bir kompozisyon sergiliyorlar. Aynı şeyi elimizde görebiliriz bakıldığında küçük parmaktan büyük bir en orta parmağa sonradan tekrar düşüş. Düşen bir yaprakta da hayatın ta kendisini yine görmek mümkün. Bir çınar yaprağı bakın tek bir yaprakta hayatı bize anlatıyor aslında. Burada yeşillikten sararmışlığa ve sonra yok oluşa gidiş. Bir palmiye ağacında da hayatın yine kendisinin tamamını görmek mümkün. Hayat nedir dediğimizde bir ağaca bakmak yeterli aslında. Ağaçlar, bitkiler bize hayatı tamamını anlatırlar. Bakalım şimdi. Burada geçmiş hayatlar, sadece izleri kalmış, belli belirsiz. Yukarıya doğru zaman olarak daha yeni, daha da yeni. Burada yok olm, yani yeni sonlanmış yapraklar, yaşayan yapraklar ve yeni çıkmış yapraklar, onlar da zaten sarı renkte parlıyorlar. Bakalım yine bir palmiye ağacı. Burada yakından çekmedim herhalde ama yine ton değerleriyle eski yaprakların izleri, yaşanmışlıkların izleri giderek daha yeni. Ve buradaki görüntüyü alacak yapraklar ve yeni yapraklar, geride de kendinden izler kalsın diye tohumları. Aslında bunların hepsi biraz önce gösterdiğim dalgalardan tutun da o balıklar, kar taneleri gibi söylemiştim. Hepsi aynı şeyi söylerler. Sadece teknikleri farklı, anlatım teknikleri farklı. Burada da ben kendimce hani belli olsun diye farklı teknikleri basit olarak göstermek istedim. Yine dedik ya kare form kararlıdır. İşte bu olaylar bize kararlı bir görünüm sergiler. Farklı anlatım şekilleriyle kararlı görünüm sergiler. İşte ortada kare form başlıyor ve sonra tekrar bitiyor. Açıktan koyuya bitiyor. İşte güneşin turuncu sarı renkle sarı ve gün batımı ya da küçükten büyüğe, açık küçük ve yine aynı şekilde aslında hepsi aynı ifadelerle biz yer almakta. Biz bu olayı bir ayda da, gökyüzündeki ayda gözlemleyebiliriz. Ayın kendi hareketleri içinde gözlemlediğimiz gibi burada hilalden dolunaya ve tekrar hilale dönüşü gibi ayın kendi yüzeyinde de bunu görebiliriz. Bakın güneşin doğuşu gibi inceden başlayan, kalınlaşan ve tekrardan biten bu yapısında hayatın kendisini görmek, yani kompozisyonu görmek, miktarlar içeren o kompozisyonu görmek mümkün. Hayatın tabii yaşamın ritmi vardır. Şimdi soğuktan sıcağa geçtiğimizde. 3 gün soğuk, 1 gün sıcak. 2 gün soğuk, 2 gün sıcak. Sonrasında 1 gün soğuk, 3 gün sıcak gibi ritimler içerir. Yani doğada sertlik yoktur aslında bakıldığında. Bize sert gibi görünenler zamana yayılmış yumuşaklıklar içerir. Yani diyelim ki 1 yıl 4 mevsim, işte Kasım'ın sonunda sonbahar bitiyor. 1 Aralık dendiğinde otomatikman gümbür gümbür soğuk olarak kar yağmaz. Yani hep o geçişler, araya serpintiler olur. Bundan dolayıdır ki hayatta farklı düşüşler vardır. Yani ritimler vardır. Rutini bozar bunlar. Bu yaşamın bir gerçeğidir. Örneğin burada büyük ve küçük, büyük yapraklar düşerken arada küçük yaprak da düşer. Ya da burada bazı hayatlar son bulurken
bazıları yeni olarak başlarlar. Yani zıtlıklar da içerir hayat. Bunu başka örneklerle de açıklayabiliriz. Yağmur yağarken güneş açması gibi olabilir. Ya da sevinçten gülerken ağlamak gibi. Bunlar hayatta, yaşamda zıtlıklar içeren kavramlar. Şimdi Türk mimarisine bakıldığında bunlar tabii çok geniş örneklerle bu konuları bahsetmek mümkün. Fakat ben bir iki örnekle bahsetmek istiyorum. Sanatın elemanları olarak, unsurları olarak pek çok konu ele alınabilir. Yani dini konular ele alınabilir, doğa konuları ele alınabilir, insan alınabilir. Bunun sınırı yok. Burada hayatla ilgili, yaşamla ilgili konuyu dini mimariden örnekle göstereceğim size. Bakın o güneşin yükselen ve batan eğrisini bu Nur Osmaniye Camii Çemberlitaş'ta camilerde de görmek mümkün. Tabii ki ışığı yakalamanız lazım. Bu girintiler bilinçsizce yapılmıyor aslında. İşte bakın o ışık başlayan ve biten ışık yapısı gölge burada var. Ya da pencerelerde var. Küçükten büyüğe geçen etkilerde. Bu Süleymaniye Camii işte farklı olarak da Süleymaniye Camii'nin büyük kubbesi etrafındaki küçük kubbeler dağılımı yine o küçükten büyüğe geçişi bize göstermekte. Veya bu basamaklar yine hayatın o yükselen yaşamın yükselen basamaklarını hayatın içinde yükselen basamaklarını ve düşen basamaklarını bize kompozisyonu, hayatın kompozisyonunu göstermekte. Aynı şekilde Türk süsleme sanatlarında tesipte kullanılan veya Türk süsleme sanatlarında kullanılan motifler çinilerde, işte kumaşlarda kullanılmış yaprakların üzerindeki bu kalın ince nüans denilen hareketlerde de yaşamın başlayan biten etkilerini görmek mümkün. Mezar taşlarında görmek mümkün. Bakın şimdi şurada bakalım bir dakika. Bir çocuk resimlemesiydi bu. Kütle, beden ve baş. Şimdi aşağıya geliyoruz. Mezar taşlarında da aynı etkiyi görmek mümkün. Yani buradan bunu kestiğimizde şu kısmı, bunu beden olarak düşünürsek, bu da hayatın yükselen, pardon, hayatın içinde yaşamın yükselen ve inen yapılısı gibi ya da bedenin baş kısmı, zaten başta olsa, zaten burada da var, buralarda da. Yine aynı şekilde o hareketin yükselen ve inen yapısını görmek mümkün. Halılara geldiğimizde, şimdi tabii bütün durum böyle olunca insanların hayvanlardan bir farkı var. Hayvanlar yeme içme odaklı yaşarlar. Yani yaşamlarını bu şekilde sürdürürler. İnsanlar ise öyle değildir. İnsanlar yeme içme odaklı yaşamazlar. Yani öyle olsaydı yemek sektöründe çalışan insanlar servis yapmazlardı, her şeyleri kendileri yerlerdi. Dolayısıyla burada insanlardan ayrılıyor, hayvanlardan ayrılıyor insanlar ve insanlar tabii tarihi çağlardan günümüze daha ilk olarak doğayla yakın ilişki içerisine girdiğinde doğadan korkmaması gerektiğini fakat doğadan büyük dersler almışlar. Dolayısıyla doğa insanlara en büyük öğreti ustası olmuş. Baktığında insanın da belli bir ömrü var. Gökyüzüne bakıyor. Şimdiki gibi biz binalardayız ama o zamanlar insanlar tabii daha doğayla iç içe. Çocukken baktığı bir yıldız hayatının çok uzun yıllarını geçirmiş. Baktığında hala aynı yerde duruyor olarak gördüğünde ve etrafındaki o yok oluşları, ayrılışları izlediğinde tabii ki bir sonsuzluğa özlem duyuyor insanlar. Dolayısıyla insanlar en büyük temennilerini hep sonsuzluk üzerine kurmuştur. İşte sonsuz mutluluklar dilerim gibi
Örneğin işte sonsuz başarılar gibi. Bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi Türk halı sanatına bakıldığında bir sonsuzluk prensibi hakim. Ancak sonsuzluk prensibinin de mümkün olamayacağını, ya daha doğrusu sonsuzluğun mümkün olamadığı kararlı yapılarda görebiliyoruz. Bir kere bordürlerle bu durdurulmuş sonsuzluk yapı. Bu başka bir aslında örnek. Bunu anlatacağım. Burada iki unsur var. Yani halılarda iki unsur var. Burada direkt olarak formların kavramsal özellikleri işlenmiş kompozisyonda. Diğer tarafta ise o görünmeyen dediğimiz duygusal tarafı formlarla işlenmiş. Sonsuzluk gibi. Şimdi bir zümrütü anka ve ejderha mücadelesi bu. Şimdi bunu iki hayvan mücadelesi gibi 15. yüzyıl hayvan figürlü halı Berlin Müzesi'nde bir parçası. Bunu ister işte iyi ve iyinin kötüyle mücadelesi gibi o mücadelelerinin isimlerini çoğaltabiliriz. Ama burada tabii gördüğümüz için Zümrüt Anka, yani bir kuşla bir ejderhanın mücadelesi olarak. Bu alan ise bu mücadelenin geçtiği sahne. Şimdi baktığımızda Zümrüt Anka'ya, ben bunu öğrencilerime de gösteriyorum. Burada formların o kavramsal özellikleri çok başarılı bir şekilde kullanılmış ki görsel sanat eğitimi almamış insanlar bunu başarmışlar. Bu çok önemli. Tabii geçmişten gelen tarihi birikimle, o estetik birikimle bunu başarmışlar. Gövdeye baktığımızda üçgen, aktif bir form, büyük bir üçgen. Sonrasında başa baktığımızda başta üçgen hareketler, bu Zümrüt-ü Anka'nın şu anda çok aktif bir harekette yapısında olduğunu bize göstermekte. Yine başta gözlere baktığımızda dört tane iç içe birbirinin de içine girmiş karelerden oluşmakta. Hani halk arasında bir söz vardır, gözünü dört aç diye. Açıkçası gerçekten burada Zümrüt-ü Anka rakibine karşı gözünü dört açmış. Burada kanatlara baktığımızda aktiflik içeren, uçuş sağlayan kanatlar sıralı bir şekilde o üçgenler dizilmiş. Kuyrukta ise kuyruğun uçuşa çok etkili olmadığını, yani güç sağlamadığını buradaki üçgenlerin seyrek ve düzensizliğinden anlamaktayız. Ejderha figürüne baktığımızda ise ejderhanın hantal bir gövdesi olduğunu buradaki dikdörtgen formlardan anlamaktayız. Fakat bu hantal gövdeye nazaran yine başının üçgen olmasından dolayı aktif bir baş yapısına sahip olduğunu, buradaki ağız yapısının üçgenli olmasından yine saldırgan bir yapısı olduğunu ve yine Zümrüt Anka'ya karşı da gözünü dört açtığını burada görmekteyiz. Hantal bir gövde yapısına karşın uzuvlarının ise oldukça sertlik içerdiğini üçgenlerden anlamaktayız burada. Bana göre bu mücadeleyi kim kazandı gibi bir fikir yürütülmek istense, bence dışarıda ejderhanın unsurlarının kullanılmasından dolayı ejderha lehine sonuçlanmıştır diye düşünüyorum. Bu üçgenler ise bu mücadelenin ne kadar uzun sürdüğünü, iç içe üçgenler uzun sürdüğünü ve aktif bir mücadele olduğunu bize telaffuz etmekte. Evet, 13. yüzyıl bu Konya halılarında baktığımızda şöyle, halı sanatında genelde bu sonsuzluk nedeniyle daha çok gökyüzü kavramları işlenmiş. Kilimlerde ise daha çok yeryüzü kavramları. Yok mu tabii ki ikisinde aynı özellikler? Var. Fakat şöyle ben örneklendiriyorum. Fotoğraf makinesi var elimizde, bir de video kamera var. Şimdi günümüz teknolojisinde fotoğraf makineleri de video çekiyorlar.
video kameralarda fotoğraf çekiyor. Ama hangisi bu işi daha iyi yapıyor dersek, fotoğraf makinesi fotoğrafı, video kamerada videoyu daha iyi sonuçlandırıyor. Dolayısıyla her iki tarafta da, her iki desenler kullanılmış olsa da, genellikle baktığımızda halılarda gökyüzü unsurları, kilimlerde ise yeryüzü olayları ele alınmış. Şimdi tabii bu QF bordür olarak nitelendirdiğimiz bordür, bu aktiflikle geçen hayatı, yaşamı durdurur nitelikte. Burada da bakın, bu iç içe dört unsur olarak kararlı dizilimler yine gökyüzüyle ilişkili olması gerekir. Evet, uçak halıları ben örnek aldım ki bunlar bize bu başlangıç ve bitiş serüvenini çok net sergiliyor. İşte küçük, yani bir kompozisyon. Kompozisyonun başlangıç, gelişme ve sonuç bölümü gibi. Burada da yarım gelişmiş, yine aynı şekilde bitiş, ama bunu baktığımız zaman bir bordür durduruyor açıkçası. Bana göre bunlar, yani bitkisel olarak da nitelendirsek bile, şimdi bitkilere baktığımızda aslında şimdi iç içe geçen bitkiler var ve bunların tohumları var. Şimdi bir gezegeni ele alalım. Gezegen bir gaz ve toz bulutu şeklinde oluşup olgunlaşıyor ve sonra gezegenlerin de, yani o yıldızların da bir ömrü var. Tabii ki sonlanıyor. Yani evrende hiçbir şey ömürsüz değil. Varlıklar olarak konuşuyoruz bunları tabii ki. Görünen varlıklar olarak. Dolayısıyla bu sonsuzluğa özlem halılarda uygulanmış, başlangıç ve sonuç bölümleri olarak. Bana göre bunlar gökyüzüyle ilişkili, işte güneş olabilir, yıldızlar olabilir gibi geliyor. Baktığımızda yine bir uşak halısı. Bence zaten bordura baktığımızda gökyüzüyle ilişkili olduğu belli bulut motifleri var. Aradaki, buradaki bu desen de bence bir güneşin ışınlarıyla, ışıkla ilgili durumu. Yine burada baktığımızda ayrı ayrı oluşumlar var. Yani motifler. Aralarında yıldız motifleri merkezde olması. Bu yıldızın işte dönüşü olabilir bunlar. Yine gökyüzüyle ilişkili. Bordüre baktığımızda, bordürde o üçgenlerin dört tane merkezi olup da bu üçgenlerin tekrardan başlayıp bitiş, o yaprak hareketleri yine kararlı yapıyı bize sergilemekte. Yani dedik ya, bir şey başlangıcı ve sonunu biliyorsak kararlı bir yapı sergiler. O da kare gibi durağan kararlı bir yapıdır demiştik. Kare form gibi. Burada görmekteyiz. Yine Bergama halısında 18. yüzyılda baktığımızda ortada bir yıldız, etrafında dönen yıldızlar. Yine burada dönen yıldızlar olabilir, gökyüzü kavramları olabilir. Burada da dört tane üçgen etrafını sarmış ve tamamına baktığımızda da merkezle birlikte kararlı bir yapıyı sergilemekte. Buradaki bu üçgenler de yine bu yapının hareket yapısını bize ortaya koymakta. Tabii ki bu bordürler iç içe çoğaltılarak yer almakta, zamanla ilişkilendirebiliriz bunları. Bunlar mihraplı halılar olarak bahsettiğimizde aslında aynı olayı burada da görüyoruz. Yani küçükten işte başlangıç, gelişti ve bitti. Aynı şekilde burada da hayat ağacı diyebiliriz. İşte yine yıldızlar. Umuda dönük, yani ilerisi için o bilinmezliğe dönük olan kapıdan girildiğindeki o umutla ilgili veya gökyüzüyle ilgili, o sonsuzlukla ilgili kavramlar. Bakalım yine bordürde de yıldızları görebilmekteyiz. Baktığımızda buradaki bu kapıdan işte girildiğinde yine muhtemelen yani yaşamın ötesindeki bir dünya ile ilgili
görünümler olması gerekir bunun. Yine burada da aynı şekilde ortada büyük bir gezegen ya da yıldız görmekteyiz. Burada da yine yaşamdaki o hareketleri, zamanı anlatan hareketleri, yaşamın hareketlerini anlatan yapılar. Burada da yükseliş ve inişleri yine görüyoruz. Aynı şekilde merkezde yine yıldızlar, hayat ağacı, yine yükseliş ve iniş şeklinde. Burada da aynı. Yıldızları görmekteyiz. Hayatın içinde yaşamın yükselen ve inen yapısını görüyoruz. Şimdi geldik tasarımlara. Bunları bu kadar anlattık. Niçin anlattık? Şimdi tasarımlarda şöyle bir durum var. Tasarım yapmak aslında çok kolay bir şey değil. Şu anlamda öğrenciler hep bir problemi yaşıyorlar. Hani panik yapmaya gerek yok. Tasarım yaparken bir tasarımın algılanabilir olması lazım önce yüzeyde. Yani başlangıç ve bitişini görmek lazım. Eğer başlangıç ve bitiş yoksa bir resimde, bir yüzeyde, o hani kare şeylerin, o ne denir, fayansların ardı ardına dizilmesi gibi olur. Ya da şöyle söyleyelim, bir kumaş numunesi götürüldü bir yere. Karşı taraf dedi ki, ben bu 1 metrekareden bir şey anlamıyorum, bana 1000 metrekare kumaş getir demez. Şimdi bu bitmiş izlenimi vermesi gerekir. Kumaşlar ve işte o fayans gibi örnekler de o birlikte organize olduğu enstrümanlarla değer kazanır. İşte döşemelik kumaş, perdelik, giysi gibi ya da işte nedir o fayansların diğer o süsleme bulunduğu işte banyo ya da mutfaktaki ekipmanlarla değer kazanırlar ve bütünlüğü oluştururlar. Ama tasarımlara geldiğimizde tasarımlarda mutlaka bir kompozisyonun yönü ve başlangıç bitiş etkisi olması gerekir. Burada gözden bahsetmiştik biraz önce. Gözün güçlü ve düşüş, yani azalan etkisini görmekteyiz. Burada da aynı şekilde büyük küçük formlarla, açık koyu etkilerle aynı etkiler görülmekte. Yine ilkbaharın tasarımı, burada yeni çıkmış çam ağacı yaprakları, aktif üçgen sivri yapraklar ve burada üçgen tasarımla aynı şekilde resmedilebilmekte. Bir sonbahar yapraklarının burada tasarımı. Bunları yüzeysel tasarım 3. sınıf öğrencileri yaptı. Şimdi sonbahar dediğimiz zaman ilk ödevler verildiğinde kare üçgen daire formları ile bir sonbahar resmi yap dendiğinde işte üçgenden ağaçlar ya da işte bir dikdörtgen ev çatısı üçgen, bulutlarla daire, yağan yağmurlar daire şeklinde sonbaharı resmettim gibi oluyor. Hayır, öyle değil. Sonbaharın hissettirdiğini resmetmek gerekir. Dolayısıyla burada sonbaharın o rüzgarların savurması, burada da aynı şekilde o dalların aktif bir şekilde eğilmesi, yağan o yağmurun sertliği, yerlerdeki o üçgen düşmüş yaprakların, işte çürüyen yapraklar ya da o hareketleri, savrulmaları gibi resimlemeleri bunlar. Yine aynı şekilde formların giderek eksilmesi, yapılarının bozulması, sonbahardaki o yok olmayı veya ya da şeyde uzaklaştıkça görüntüsünün azalması gibi düşünebiliriz. Çünkü işin içine uzak etkisi girdiği zaman form yakındaki gibi değil, tabii perspektif giriyor işin içine. Bu nedenle aynı etkiler burada da var. Formların bu da sonbahar tasarımıydı. Yine sonbahar tasarımları bunlar. Baktığımızda merkezden kaynaklanan düşüşler ve dış etkenlere bağlı düşüşler, aktiflikler, hareket kavramları burada da aynı şekilde görülmekte. Bunlar da yine o bir hareketin dinamizmi ve sonbaharın etkilerini birinci sınıfta yapılan çalışmalar bunlar. Farklı farklı çalışmalarda yine o doğadaki başlangıç bitiş etkilerini, azlık, çokluk, büyük, küçük, açık, koyu
kavramlarını görmek mümkün. Yine aynı şekilde merkezden ya da dışarıdan içeriye doğru buradaki formun çoğalması. Fakat içeriden de dışarıya doğru rengin koyulaşması, yani ters bir yapı görülmekte. Hani daha önceki o gösterdiğim örnekteki gibi, ya da işte gülerken ağlamak ve güneşli bir günde yağmur yağması ya da yağmur yağarken güneş açması gibi örnekler görülebilir. Bunlar da yine aynı şekilde tasarımlarda bakın uzak etkisi ve yakın etkisi, büyük küçük ilişkileri görülmekte. Gökyüzüyle ilişkili bir çalışmaydı bu. Tabii burada en önemli şey aslında dersten ziyade yüzdeki mutlulukları görmek. Beni daha çok heyecanlandırıyor o gülen yüzleri görmek. Çünkü her şey geçer. O yaşanmış o güzel anlar hatırlanır. O şekilde güzel ifadeler anılsın diye bir iz bırakabildiysek ne mutlu tabii ki bize. Buradaki öğrencilerin mutluluğunu görmekteyiz açıkçası yüzlerinden. Bu Marmara Üniversitesi'ndeki öğrencilerimizden dersteki çalışmaları 3. sınıf. Evet, başka bir sınıf. Yine aynı şekilde. Benim paylaşımım bu kadar. Uzun bir konu aslında. Ben çok hızlı geçmek durumundaydım. Hem sıkmamak adına hem de hakikaten yani konuşmaya kalksak sabaha kadar da sürer. Ben öğrencilerime biraz bir anlatayım demiştim bundan bir ay önce falan. 3,5 saat anlattım. Hocam keyifle dinledik. Yani ben hala dinlemeyi devam ettirebilirdim. Sağ olasın. Çok sağ olun. Arkadaşlar, hocalarım ve öğrenciler acaba soruları var mı? Soruları varsa alabilirim. Evet hocam, soru yok. Nazan hocam. Hakan hocam merhabalar. Merhaba. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sunumdu. Zevkle, keyifle dinledik. Umarım bu sıkıntılı süreçlerden sonra kendi fakültemizde sizi ağırlamak isteriz ve bundan İnşallah. Gurur duyarız. Çok teşekkür ederim. Gelirim tabii ki. Bekleriz her zaman hocam. Çok mersi, sağ olun. Doçent Doktor Nazan hocamız da bizim resim bölümümüzün bölüm başkanımız. Ve ayrıca da konferansları kendisinin şeyinde önderliğinde yürütüyoruz. Teşekkür ederim. Ekip, güzel bir ekibiz. Ekip hocam. Arkadaşlarım, Senay hocam, Selime hocam, Onur hocam hep birlikte yapıyoruz. Sizin de böyle güzel katkılarınız ve katılımlarınız da bizi onur ediyor. Çok mutlu oluyoruz hocam. Çok teşekkür ederim. Ben asıl mutluluk duydum. Beni layık bulup davet ettiğiniz için gerçekten çok mutlu oldum ve onur duydum gerçekten. Yani teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Ben izninizle o zaman sunumu bitireyim. Eğer diğer arkadaşlarımızın sorusu yoksa. Tamam. İlk başta bu güzel sunum için Doçent Doktor Sayın Hakan Çiloğlu'ya teşekkür ederiz. Konferansımıza katıldığı için tekrar teşekkür ederim bu güzel sunum için. Kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim, bir konferans daha bitirdi. Sonraki konferanslarda görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. Ben kaydı durduruyorum.